Burası Modus Vivendi Merkezi. Kapıları aralıyoruz. Türkiye'nin dünü, bugünü ve yarını için. Burası Modus Vivendi Merkezi. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Ermeni Soykırımı Armenosid adlı programımızı sunuyoruz. İtalya, Belçika, Amerika Birleşik Devletleri ve hatta sosyalistler ve liberallerin Çarlık hükümetinin tutumunu kınadıkları Rusya'da bile Türk yöneticileri yenilmiş, Ermeni davası savunulmuştur. Padişaha yöneltilen saldırılar arasında geçmişe ilişkin en etkili suçlama Paris'ten geldi. Jön Türklerin organı Meşveret şunları yazdı: "Bu katliamların hükümetlerimizin utanç hanesine yazılan resmi cinayetler olduğu kesinlikle söylenebilir." Kraliçe Victoria'nın kızı, Dul İmparatoriçe Frederik, Wilhelm'i boşu boşuna Ermeniler lehine müdahalede bulunmaya sevk etme girişiminde bulunacaktı. Jean Jure, 22 Şubat 1897'de milletvekili meclisi kürsüsünde şunları açıkladı: "Doğu sorununu yeniden gündeme getiren bu katliamlardır. Ermeniler için reformlar yapılması konusunda yeterince istekli davranılmadığı içindir ki katliamlar gerçekleşmiştir." Fransız hükümetinin 1894'ten 1897'ye 3 yıl boyunca çizdiği görünüm, boş vaatler, etkisiz protestolar, sonuçsuz tehditlerden ibarettir ve bütün bu manzaranın arkasında baskı ve katliamın gerçekliği yatmaktadır. ...1894-1896 katliamlarının tasarlanması ve gerçekleştirilmesinin yarattığı korkunçluklar karşısında kurbanların kesin sayısının ne olduğu çok önemli değildir. Olayların yarattığı en dramatik sonuç Ermeni ülkesinin uğradığı yıkımdı. Ülke harabeye çevrilmişti. 2500 köy yıkılmış, binlerce ev ateşe verilmişti. Yüzlerce kilise ve manastır yağmalanıp tahrip edilmiş ya da camiye veya ahıra dönüştürülmüş durumdaydı. Taş üstünde taş bırakılmamış bu topraklar üzerinde veba ve kolera salgınlarıyla daha da ağırlaşan korkunç bir açlık hüküm sürüyordu. Her türlü Ermeni ayaklanması olasılığının ortadan kaldırılması bu durumda kesin biçimde kendini dayatıyordu. Operasyonun başarısı buna bağlıydı. Sürgün günü sabahında Ermeniler uykularından lidersiz, askersiz ve silahsız uyanmalıydılar. Türkiye Ermenilerini tehdit eden gerçek tehlikeyi Patrik çok iyi kavramıştı. Sürgün. Öldürmek, Ermenileri Ermenistan'dan silmek için sultanın izlediği yollardan sadece biriydi. Bunun kanıtı Rusya'ya ya da başka ülkelere sığınmış binlerce Ermeniye sonraki yıllarda kendi memleketlerine dönme izni verilmemesidir. Mallarına el konulmuş ve Müslümanlara dağıtılmıştır. Büyük devletler Ermenistan'a artık karışmamak konusunda anlaşmışlardı. Öncelikle Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ekonomik çıkarlarını gözetmeleri gerektiğinden artık reform vaatlerinin yerine getirilmesi konusunda talepte bulunmuyorlardı. Eyaletlerde reformlar kağıt üzerinde kalmış ve yeniden yerleşik ama daha seyrek zulüm politikasıyla küçük çaplı cinayetlere geri dönülmüştü. Katliamlardan kurtulan Ermeniler için durum daha da kötüleşmişti. Sadece ülke dışına gitmeleri değil, şehirden şehre, köyden köye dolaşmaları da yasaklanmış olduğundan ticari yaşamları tam bir yıkıma uğramıştı. Hükümet ve Kürtler yeniden yılda birkaç kez vergi toplamaya başlamış ve ezici muameleleri artırmışlardı. Ermeniler hiçbir biçimde
silah taşımıyorlardı. Uzunca bir mutfak bıçağı ya da sopa bile silah sayılıp yasaklanmıştı. Oğullarının göç ettiği veya şapkalarıyla dolaştıkları öne sürülerek sudan bahanelerle hapse atılıyorlardı. Gece dayakları, aç bırakma, su seviyesinin yarım metreyi geçtiği hücrelere kapatılma gibi binbir çeşit işkenceye maruz kalan mahkumlar arasında ölüm sayısı çok yüksekti. Yeni bir göç dalgasıyla ülkeye gelen Çerkezler Muş Ovası'na yerleşmişlerdi. Hala görevini sürdüren Zeki Paşa'nın cezalandırılmama konusunda verdiği güvenceden yararlanan Kürt beyleri Hamidiye süvarileri kılığında haydutluğa devam ediyorlardı. Her türlü hakka sahiptiler. Ermenileri ve hatta Diyarbakır ve Halep vilayetlerinde sayıları hayli fazla olan Arap köylülerini katlederek yağmaya girişmek, yalnızca Ermeni avlamak kaydıyla Rus topraklarına girmek bunlar arasındaydı. Canyani faaliyetleri süreklilik kazanmıştı. Cinayetlerle ilgili şikayetler Avrupa elçilerine düzenli biçimde aktarılıyor, ancak buradakiler başka işlerle meşgul olduğundan yakınmalar sonuçsuz kalıyordu. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Ermeni Soykırımı Armenosit adlı programımızı dinlediniz.